post nişini Hace Ubeydullah-ı Ahrar. Nakşilerde hocalık post nişin olmaktan daha önemlidir. Onun için hatmi hacegan vardır. Hocaların hatmi vardır. Hocalık ilimle beraber olur. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri kendisi Taşkent'te dünyaya gelmiş. Daha genç yaşlarındayken dayısı Taşkent'ten onu ilim merkezi olan Semerkand'a getirmiş ve burada medreseye kaydettirmiştir. Ancak Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin daha o yaşlarda medreseden çok tasavvufa meyli vardır. Zira o sufi olan tasavvuf ehline bir merak salar. Onların ibadetleri, onların zühd ve takvası hoşuna gittiğinden medreseyi bırakır ve Semerkant'tan Herat'a hicret eder. Herat'ta pek çok mutasavvıfla görüşür. Hatta bazı eserler inceler. Kendisini daha sonra post nişin yapacak Yakub-u Çerhi ile karşılaşır ve ondan dersler alır. Nakşilikle ilgili dersler alır. Yakub-u Çerhi'den kendisi icazetlerini aldıktan sonra Herat'ta kalır ve daha sonra orada irşat ve ehli tasavvufun halvet ve inziva işleriyle meşgul olur. Halkı irşad ettikten sonra, pek çok talebe yetiştirdikten sonra yine Semerkant'a döner. Semerkant'ta o dönemde Moğollar ile Özbekler arasında savaşlar olmaktadır. Kendisi Moğol ve Özbekler arasında bir barışa sebep olur. Bu barış sebebiyle pek çok can kurtulur ve onun eliyle birçok insan İslam'a girer Moğollardan. Bu yüzden de kendisine Ahrar, hürriyetine kavuşturan anlamında Ubeydullah-ı Ahrar ismi verilir. Çok zenginlik sahibidir, mal mülk sahibidir. Ziraatla uğraşır aynı zamanda. Semerkant havalisindeki pek çok tarlalar, bağlar, bostanlar kendi mülküne girer. Ve o da Allah yolunda, ilim yolunda, talebelerin uğruna pek çoğunu vakfeder ve hayatını hayır ve hasenatla geçirir. Zikri sultani denilen kelime-i tevhidin dille çekilmesi esasına oturan nakşilikte kendisinin de Ahrariye adında bir kolu kendinden sonra da devam eder. Allah kendisinden razı olsun. Şu anda Semerkant'ta bulunan kabirlerinin yanı başındayız, huzurlarındayız. Bütün ölmüşlerimizin ruhları için, başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bu makberede yatan ehli imanın, ehli tasavvufun, ehli hadisin, ehli ilmin ruhları için ve hasreten Hace Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin ve civarında ehlinden, talebelerinden yatanların ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Ahrar Hazretlerinin mezarını ziyaret ettik, kabrini ziyaret ettik ve kendisinin burada eskiden olma, kadim bir camide mihrabı var, namaz kıldığı söyleniyor ve içeride çilehanesi var. O çilehanede halvete girdiği, itikafa girdiği, inzivaya çekildiği bahsediliyor. Şimdi camisinde mihrabına geçiyoruz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerini zamanında eski cami içerisinde ve kendisinin inziva için, halvet için girdiği çilehaneye gidiyoruz. Çile, Musa aleyhisselamın Allah-u Teala'yı vahiy almak üzere Tur-u Sina'ya gittiğinde kendisine "Ey Musa, ayakkabılarını çıkar da gel" diyerek bir nida geldi ve Musa aleyhisselama vahiy, Tur-u Sina'da Cenab-ı Hak vahyetti. Dağ tecelli eyledi, dağ yer yerinden oynadı. Musa aleyhisselam bayıldı. İşte bu olaylardan sonra Musa aleyhisselam tekrar Tur-u Sina'ya gittiğinde 40 gün Tur-u Sina'da kaldı, Tur dağında kaldı. Tasavvuf ilminde insanın nefsiyle mücadele etmesi için, nefsinin esiri, kölesi olmaması için nefsini ezmesi,
terbiye etmesi gerekiyor. Bu da ya riyazat yolu denilen az yemek, az uyumak ve az konuşmak yoluyla ya da ilim yoluyla mümkün oluyor. Daha çok, daha kısa yoldan ve etkili olan riyazat yolu demişler. Elbette kalıcı olan ilim yoludur, fakat için 10 günlük itikaflara girerlerdi. Erbabı tasavvuf, ehli tasavvuf. 40 günlük erbain denilen halvet ibadetine girerlerdi. Erbain 40 gün sürerdi. Orada az konuşurlar, çok az yemek yerler ve çok az uyurlar. Bütün vakitlerini Kur'an-ı Kerim'e, ibadete ve zikirlere ayırırlardı. Allah'ı zikre ayırırlardı. Ve nefsini dizginlemek, onu ıslah etmek, terbiye altına almak için nice şeyhlerin, postnişinlerin, halifelerin gözetiminde müritler, dervişler çilehanelerde zaman zaman halvete ve itikafa alınırdı. Tabi halvet bir derece ve seviye gerektirir. Onu herkes kaldıramaz. 40 gün bir yerde kalmak, sadece ibadetle meşgul olmak her baba yiğidin kârı değildir. İşte bu yüzden Ubeydullah Ahrar Hazretleri de kendisi burada zaman zaman çileye girmiş, halvete girmiş ve müritlerini de belki halvete almış olabilir. Burada aynı mihrapta namaz kıldığı, dua ettiği de söyleniyor. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el-Fatiha. Allah'ın rahmeti, esenliği, her türlü nimeti, bereketi üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Kanal 7 ekranlarından yine bir sahurda, güzel bir programla karşınızdayız inşallah. Adem ve Hüseyin hocalarımızın ve Emre'nin ekibiyle güzel ilahilerle coşacağız. Güzel sorularla inşallah cevap bulacağız. Bugün Tıbb-ı Nebevi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, Hazreti Peygamber'in beslenmesi, sağlığını nasıl koruyordu, hangi şifalı bitkilerden bahsetti, nelerle tedavi oldu, doktoru ne dedi, doktoru var mıydı? Bütün bunları konuşacağız inşallah. Ebu Zer el-Gıfari'yi anlatacağız ki sahabenin arasında dünya malına karşı en çok mücadele etmiş bir zat. İnşallah birbirinden güzel konularla. Hediyelerimiz var. Önce hediyeleri takdim edeyim, tanıtayım. Sonra da inşallah telefonlarla başlayacağız. Yine bir kardeşimize, şifreleri bilen kardeşimize 2 paket Medine hurması. Bir kardeşimize çocuklar için namaz seti, seccadesi, tesbihi, kumbarası. Yine bir kardeşimize kalemli Kur'an, Kur'an-ı Kerim kalemli. O kendisi onlarca hafız okutuyor ve 30 özellikli Kur'an-ı Kerim, Kabe maketli Kur'an-ı Kerim ve Instagram hesabından da cevabı bilen kardeşlerimize soru soracağım burada. Yine bir kitap hediye edeceğiz bu akşam inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler.
Hayırlı sahurlar. Hayırlı Bismillah. Hayırlı geceler hocam. Heyecanlıyım şu an. Buyurun efendim. Şanlıurfa'ya selam olsun. Hocam, razı olsun. Hocam biliyorsunuz hani 6 Şubat'taki depremden hani deprem oldu. Evet, geçmiş olsun. Bütün Türkiye'ye, Allah sizlere de. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam iki sorum vardı size. Hı hı. Birincisi depremden sonra hani ibadetine yönelmeye hani Rabbim uyandırdı. Hamdolsun elhamdülillah. Yalnız ibadetimi tam huşu içerisinde yapamıyorum. Tövbe ediyorum. Acaba kabul etti mi Rabbim? Tövbelerimi kabul buyurdu mu? Namazımı hiçbir şekilde huşu içerisinde kılamıyorum. Sürekli bir vesvese içerisindeyim. Sürekli bir korku içerisindeyim. Bu korkuları atamıyorsunuz. Evet, hiçbir deprem, şekilde atamıyorum. Depremden dolayı mı korku? Yoksa geçmişlerde çok günah işledim. Bunları nasıl affettireceğim? Bundan dolayı mı? Tam vesile oldu hocam. Öyle söyledim. Ne? Yani bulamıyorum bir türlü. Deprem vesile oldu. Onun günahlarım gözümün önüne geliyor. Tövbe etmeye çalışıyorum. Evet. Hani diyorum ki acaba diyorum Rabbim tövbemi kabul etmeyecek mi? Hani geceleri yatamıyorum. Acaba yine deprem olacak? Yok ben ölmeyi hani sürekli ölüm aklıma geliyor hocam. Psikolojim çok bozuldu. Evet, çok geçmiş olsun. Şimdi bu durumda sadece sizin değil. Korona zaten milletin, dünyanın bir psikolojisini bozdu. Koronadan dolayı herkes evine kapandı, eve çıkamadı, maskeler taktık, normal hayatımızı yaşayamadık. Psikoloji zaten bozuldu orada. Üzerine bir de Türkiye'de büyük depremler yaşadık. İki tane efendim üst üste 7.7, 7.6 şeklinde depremler. Dünyada görülmemiş böyle 12 saat arayla olmadan iki tane büyük depremin ard arda olması. Ve bu bizi alt üst etti, hepimizi. Hepimiz enkaz altında kaldık. Bundan dolayı psikolog eşliğinde destekler almak lazım. Manevi, moral eğitimleri almak lazım. Üniversitelere ben çağrıda yapmıştım. Buradaki depremde ilgili konuşmalarımızda, işte Ülke TV'deki yaptığımız konuşmalarda güncel konular her pazartesi yapıyoruz ya. Şunu söyledim. Bütün Türkiye'deki ilim adamları, gönül insanları, psikologlar, rehberler, hocalar, manevi moral desteği verecek hocalar o bölgeye çokça gidip çokça insanlarla alakalı konuşmalar yapması lazım. Psikolojik destekler vermesi lazım. Bu parça parça yapılıyor ama tam istediğimiz manada mı? Maalesef tam istediğimiz manada değil. İnsanların sadece karnını doyurmakla, sıcak bir yuva vermekle, tabii bu çok önemli. Ama her şeyini halledemiyorsunuz. Bu korkuları yenemiyor işte. Bu korkuları yenmenin yolları var. Onları da inşallah zaman zaman bu eğitimlerle sizlere destek verilecektir. Benim şimdi size söyleyeceğim şu. Biz Rahman ve Rahim olan bir sahibimiz var bizim. Anamızdan da babamızdan da bize merhametli bir sahibimiz var. Allah kulunu yarattı ve sevdi. Kulu seviyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Önce o bağışlamak ister, affetmek ister. Bundan dolayı biz bir defa onun sevgisini kazanmak için uğraşacağız. Ölüm elbette istenmez. Ölümden korkuyoruz. Ama ölüm bir gerçek. Hayatın da bir gerçeği. Ona da işte az önce dediniz ya, namazıma başladım, ibadetime hazır olacağız. Allah'a yakın olmak için ibadet etmemiz gerekiyor. Çünkü yaratmış bizi, her türlü nimeti vermiş. İşte şuraya arkadaşlar getirdiler. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı nimetlerin milyarlarda biri değil şu masanın üzerinde gördüğünüz. Allah renk renk, desen desen, biçim biçim, şekil şekil, o kadar güzel yiyecekler, lezzet, tat, raiha, efendim aroma, her şey ne ararsanız var burada. Sonsuz bir nimet var. Ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha. Sayamayacağınız kadar nimet var. Bu Allah'ın sevgisi, bizi sevdiğini gösteriyor. Önce sevgisini esas alacağız. Sonra korku gelecek. İnşallah acele etmeden yavaş yavaş yapabildiğin kadar ibadetlerini itinayla yapmaya çalış. Vesveseye karşı İhlas surelerini oku. Kur'an'ı oku. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsan Kur'an öğren. Bak çok moral verir size. Kur'an-ı Kerim'i tatlı tatlı okumak sizi %50 sıkıntılarınızı giderir inşallah. Evet kardeşim, başka soru var mı? Ben bir de etkilendiğim konu, Allah razı olsun sizden. Hani ben nasıl etkilendim? Benim ailem Adıyaman'da yaşıyorlardı. O gün de ben Adıyaman'daydım. Hani dedim ki Rabbim dedim hani
Burada olsaydım hani umurumuzlar hep üstüme düşecekti. Hani artık çıkamıyorum işin içerisinden. Ya Kur'an'ımı hatmettim. Hamdolsun Rabbim nasip etti. Hani tamam. Bilmiyorum hocam. Anladım. Acele etme. Acele etme. Daha önünde çok uzun yıllar olacak. İnşallah ibadet etmeye, tövbe etmeye, daha çok oruç tutmaya, namaz kılmaya vaktin olacak. Amellerin hayırlısı az da olsa devamlı olandır diyor Peygamberimiz. Devam etmeye çalışacak. İstikrarlı bir şekilde. Bir gün çok çok yapıp ikinci gün terk etmek yerine az da olsa devamlı yapmaya çalışacaksın. Sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar diliyorum size. Allah razı olsun. Diğer telefonumuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı geceler hocam. Sağ olun efendim. Hayırlı sahurlar, bereketli sofralar. Hocam, teşekkür ederim. Buyurun. Size iki tane soru sormak istiyorum. İkinci sorum özel bir sorum olacak. Özel soru televizyonda sorulmayacak bir soru mu? Yok hocam, televizyonda soracağım da. Tamam. Özel bir, o kadar da özel bir soru değil. Yani televizyonda sorulmayacak bir soruysa onu sormayın tabii. Buyurun. Evet. Hocam birinci sorum, insanoğlu yeniden dirildikten sonra cennette veya cehennemde, kısacası ahiret aleminde ruhen mi var olacak yoksa bedenen mi? Bedenen var olacağız. Ayet-i kerimeler var onlarca. Biz insanı yeniden inşa edeceğiz diyor. Orada hatta meyve, sebze vesaire de insan diyecek ki kennehu, yani dünyadaki gibi bunlar ama tadı, lezzeti başka olacak. Bedenleri evet, yeniden inşa edeceğiniz. Cenab-ı Hak zaten Vakıa suresinde var. Efendim diğer pek çok surede Kur'an-ı Kerim ahiretteki nimetleri anlatıyor bize. Birincisi bu. Evet. Beden ve ruh orada aynı olacak. Yani bedenen var olacağız değil mi hocam? Elbette, tabii. Çünkü başkalarına, başka kimselere de sordum hocam bu konuda bilgi edinmek için. Kimisi dedi işte ruhen var olacak. Olur mu? Falan filan. Beden tekrar yeniden dirilteceğiz diyor. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Ne demek? Öldükten sonra ne ölüyor? Beden ölüyor toprakta. Evet hocam. Haşir dediğimiz şey, mezarın altından insanlar dirilecekler. Tekrar mahşere toplanacaklar kardeşim. Bunda hiç şüphe yok ki, yani insanda akıl var mı diye sordun, onun cevabı gibi. Yani neyini ispat edeceğiz? Yüzlerce ayet ve hadis var. Başka soru? Hocam ikinci sorum da özel dediğim sorum şu. Ben 5 ay öncesine kadar Almanca kursunda bir kız tanıdım. Evet. Ve onu çok sevdim hocam. Fakat o bana aynı şekilde karşılık vermedi. Ve hala da hocam onunla konuşmak istiyorum. Maalesef sonuç yine aynı. Olumsuz dönüş yapıyor sürekli. Ha hocam ben onu suçlamıyorum. Gel demedi. Yüreğini bana açmadı hocam. Allah'ı var. Ben kapıldım sevdasına hocam. Yüreğime sevme diyemem ki. Gözüme görme diyemem ki hocam. Alman mı? Türk mü kız? Türk hocam. Bu aralar hocam içimden dediğim tek şey, nereden sevdim o zalimi hocam. Böyle geçiriyorum içimden. Yani bundan mütevellit hocam, onun da beni sevmesi için ne yapabilirim? Okuyabileceğim bir süre ya da dua var mı? Ferhat, Erzurum'dan mı arıyorsun? Evet hocam. Nerede tanıdın? Erzurum'da mı tanıdın? Erzurum'da, aynen hocam, Erzurum'da tanıdım. Ama o şimdi, seni dinliyorsa, zalim dedin kıza, bilmem ne dedin yani. O nasıl sana hocam dönecek? Hocam gerçekten onu düşünüp de böyle acı çekmediğim bir gecem bile olmadı. Bunu da kendisine ya söyledim fakat bana olumsuz dönüş yaptı sürekli ve yapıyor da hala. Annesi babası biliyor mu? Biliyor hocam, biliyor da maalesef. Sen ciddi şekilde evlenmek istiyorsun. Evet hocam. Onunla hayat kurmak istiyorsun öyle mi? Evet hocam. Ya Şirin mi onun adı da? Hocam ismi Şirin değil, Büşra, ama gerçekten Şirin gibi kız yani. Ferhat'la Şirin gibi olacaksınız inşallah. Evet hocam. Neyse Büşra, Ferhat'ı üzme kardeşim. Bak onun gönlü güzel. Böyle ilanı aşk yapıyor bütün 85 milyonun karşısında. Bu kadar da direnme hocam, anne. Hocam gerçekten onu çok sevdim ve onun için hala uğraşıyorum hocam, bana olumlu bir dönüş yapsın diye maalesef. İnşallah olur. Belki bu telefondan sonra. Peygamber demiyor yani. Sizden de bir dua rica tamam edeceğim. Allah kalplerinizi birbirine ısıtsın hayırlıysa.
Amin hocam. Hayırlısı. Allah razı olsun. Allah hayırlı bir evlilik nasip etsin. Sağlık, afiyet diliyorum. Özel dedin, hakikaten özelmiş yani. Hadi bakayım, Allah'a emanet ol. Evet, diğer telefonumuz. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Hayırlı geceler evet. Efendim. Hayırlı geceler hocam. Buyurun. Ankara'dan hocam, bir kardeşimiz arıyor. Hocam bir sorum olacaktı da bu fitreyle ilgili. Evet. Şimdi deprem bölgesinden geldik hocam Ankara'ya biz. Depremi yaşadık. Çok geçmiş olsun. Neredeydiniz? Hocam teşekkür ederim. Malatya'daydım hocam. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam ben fitre vermek istiyorum da bu biz 5 kişilik bir aileyiz. Takriben bir 350 civarı falan en düşüğünden aldığımız zaman. Evet. Yani bunu biz üstünü tamamlayıp kurban kesip Malatya'da depremzedelere dağıtsak olur mu? Sizin peki haliniz iyi mi yani başkasının? Yani çok şükür hocam, yani çok şükür. Ya biz diyorsunuz, başkasına yardım edebiliriz. Ya tabii tabii, çok şükür hocam. O zaman fitreyi yan arpa buğday gibi bir aynı bir malla vereceksiniz. Şafii mezhebi daha çok onu önceler. Ya da nakdi para olarak vereceksiniz. Kurban olarak veremezsiniz fitreyi. O şekilde olmaz. Evet, anladım. Fitre kurbana çevrilmez. Allah size de yardım etsin inşallah. Teşekkür geleceğiniz ederim, güzel olsun. Allah razı olsun. Rızkınız bol olsun inşallah. Rabbim inşallah. Şimdiden Allah hayırlı Allah bayramlar, Kadir geceniz mübarek olsun çok kardeşim. Ederim, diğer telefon bekliyormuş. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Aleyküm selam. Hayırlı sahurlar. Allah razı olsun. Bülent Bey buyurun. Hocam benim bir sorum vardı. Şimdi ben mesela günlük kaza namazı kılmak istiyorum. Her kaza namazını kılarken tekbir getirmem gerekiyor mu? Ne tekbiri? Kâhmet mi kastettiniz? Evet, kâhmet getirmem gerekiyor mu? Kâhmet gerekiyor. Her farzın önünde kâhmet sünnettir. Kazalarda da gerekiyor. Peki tek kâhmetle bütün vakitlerin kazasını kılsam olur mu? Onlar ayrı ayrı, sünneti terk etmiş olursunuz. Namazı olur. Namaz kabul olur. İnşallah Allah kabul ederse. Ama sünnetten mahrum olursunuz. Sünneti Allah terk etmiş hocam. Olursunuz. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah kabul etsin. Namazlarınızı kabul eylesin inşallah. Efendim, tıbb-ı nebevi, Peygamber Efendimizin şifalarla ilgili söyledikleri sözler. Sağlık her şeyin başı. Emeklinin bir duası var. Emekli şöyle dua ediyor. Allah'tan sağlık, devletten aylık. Adamın istediği sağlık, bir de aylığı varsa o zaman keyfine deme. Şimdi sağlık olmadığı zaman ibadet de olmuyor. Sağlığımız bizim ayakta durmamıza, doğru düşünmemize, namazımıza, orucumuza, hayır yapmamıza, başkasına faydalı olmamıza faydalı oluyor. Sağlık olmazsa sen başkası tarafından sürekli yardım edilen, işte ilgilenilen insan durumuna düşüyorsun. Kötürüm olan bir insanı düşünün, hep başkasına yük olmaya başlıyor, o da kahrediyor kendisine. O zaman Allah'ın verdiği bu vücudu, emaneti güzel kullanacağız. İnsanoğlu sağlığına bakarsa, dikkat ederse uzun soluklu, sağlıklı yaşayabiliyor. Sağlığına dikkat etmezse gençlikte belki bilmeyebilir ama alır 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 gençlikte, sonra onlar tek tek çıkar. Yaşlılar bize hep şöyle derdi. Hep gençlikten aldım bunları. Gençlikten aldım. Bilmedim, üşüttüm. Soğuklarda kaldım, ayazlarda kaldım. Efendim sağlığıma dikkat etmedim. Yememe içmeme dikkat etmedim. Spora dikkat etmedim. Sonra tek tek bir bir çıkıyor. Ne olarak? Şeker olarak, tansiyon olarak, kalp olarak, romatizma olarak, mide hastalığı olarak, migren olarak, baş ağrısı, diş ağrısı, kulunç ağrısı, hastalık çok. Hele şimdi bin bir türlü hastalık var. İslam'da esas olan Resulullah Efendimiz'in tıbb-ı nebevisinde koruyuculu hekimliktir. Koruyucu hekimliğin üç sac ayağı var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir, temizlik. Temizlik olmadan sağlık olmaz. Et-tuhuru şatrul iman. Önce temizlik olacak. İki, hareketler, spor vesaire, yürümek. İnsan hareket üzere yaratılmış bir varlık. Bir yerde otursun diye değil. Şimdi insanlar masa başı iş yapmayı istiyorlar, öyle mi? İnanın geleceğini tehlikeye atıyor. Ne kadar oturuyorsan
o kadar zarar ediyorsun. Ne kadar hareket ediyorsan o kadar kazanıyorsun. Oturan insanlar daha uzun yaşamıyor. Hareketli insanlar daha uzun yaşıyor. 3, dengeli beslenmek. Dengeli beslenmek de çok önemli. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Allah-u Teala peygamberlere hem helal beslenmeyi hem de temiz, tayyip olan beslenmeyi emretmiştir. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki, helal olanlardan ve temiz olanlardan yiyin. Bazen helal olması da yetmiyor, temiz olması da yetiyor. Temiz olması da gerekiyor. Çünkü helaldir ama işte hormonludur, GDO'ludur, başka bir şekilde temizlenmemiştir. Ispanağı alırsın pazardan, çamur, bir takım ilaçlar, yapraklarda doğru dürüst yıkamadan pişirirsin, al sana, böbreklerin de iflas eder, miden de iflas eder, kanser de yapar seni, o ilaçlar vesaire. Meyve, elmayı alırsın, ilaç sıkmışlardır, parlatmışlardır, soymadan yersin, doğru dürüst yıkamadan yersin, kanserojen maddeleri, yani helal ama temiz değil, temiz de olması gerekiyor. O yüzden bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğütlediği yiyeceklerden size bahsetmek istiyorum. Onların başında da acve hurması geliyor. Şu acveye benziyor. Burada acve yok ama acve hurması yuvarlak olur. Tekirdeği küçük ve yuvarlaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın acve hurmasıyla ilgili 7 tane her sabah acve hurması yiyen cunundan, yani akıl hastalığından ve sihirden emin olur diyor. Acve hurmasını Peygamberimiz çok övmüştür. Hurma aynı zamanda Meryem suresinde Hazreti Meryem hamileyken silkele o kuru ağacı, hurmaların döküldüğünü göreceksin, onlardan ye diye hamile hanımlara Kur'an'da tavsiye edilmiştir. Hurma kan şekerini ayarlar, şeker seviyesini, en gıda besleyicidir ve hurmaya rağbet etmek lazım, şeker hastalığı yoksa. Peygamber Efendimiz kabak yemeğini gelmiş, kabak yemeğini seçmiş. Yemeğin içindeki sulu bir yemek gelmiş, içindeki kabakları seçti diyor Enes bin Malik. Ben o güne kadar kabak sevmezdim, yemezdim. Ama Peygamber Efendimiz kabağı yiyince ben de her zaman kabağı sevmeye başladım diyor. Şimdi bu zencefil, değil mi? Zencefil. Kur'an-ı Kerim'de zencefil cennetteki içeceklerin karışımı olarak bahsediliyor. Zencebila. Kafur, zencefil Kur'an'da geçiyor. Bu da şifadır. Bu da pek çok hastalıkların atılmasında, öksürükte, boğaz iltihaplanmasında vesaire, zencefil tazesini de getirmiş arkadaşlar. O da şifadır. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, acur ve salatalık Mekke'de, Medine'de varmış o zamanlar, Medine'de. Ben diyor zayıftım. Annem bana hurmayla salatalık yememi tavsiye etti. Beraber yedim, kilo aldım diyor. Zayıflara. Şimdi zayıflara yemek pek tavsiye edilmiyor, tarif edilmiyor. Çünkü millet kilolu, zayıflamak isteyenlere ne var onu soracaksınız. O tabii doktorların, diyetisyenlerin işi ama ben sünnette ne varsa sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Nar, Kur'an-ı Kerim'de rumman cennet meyvesi olarak geçiyor. Cennet meyvesi olarak geçiyor ve gerçekten sindirimi kolaylaştırıyor. Şimdi Adem Hocam, Suriye'ye gittim sevgili izleyiciler. Şam'da üniversitede araştırma yapmak üzere doktora yaparken orada Hayyul Etrak diye bir mahalle var. Orada misafir oluyorum. Onlar da felafeli seviyorlar. Nohut ezmesinden kızartıyorlar. Ben de fazla yemişim gündüzden. Akşam eve tok geldim. Fakat ev sahibi elinde koskoca bir tepsiyle beni karşıladı. Hanımına yemek yaptırmış. Dedi ki hocam dedi, bu yemeği yiyeceksin. Ben tok geldim dedim. Vallahi hakkımı helal etmem dedi. Başımda durdu. Bana o tepsiyle yemeği yedirdi. Tepsideki yemeği yedirdi. Şimdi adam gitti ama benim zaten karnım küçük, göbek böyle çıktı. Sırt üstü yatıyorum, ağırlık yapıyor. Yan yatıyorum, yatağa sığmıyorum.
taşlaştım. Ne yapayım? Eritmek için dışarıda çıkma diyorlar. Gece yarısı burada yabancısın vesaire. Volta atayım. Attım voltaları. Gidiyorum, geliyorum. Mahkumlar diyorum, böyle eritiyorlar herhalde. Voltayla olmuyor. Biraz namaz kılayım. Teheccüd başladım. 10 rekat, 20 rekat. Aman Allah'ım, patlayacağım. Erimiyor. Onlar da o zaman 1995 maden suyu falan yok. Soda falan yok ki soda hazmetsin falan. Sabah bana zehir oldu. Sabaha kadar zindan. Ertesi gün götürdüler beni yine bir yemeğe. Davet varmış, düğün yemeği. Aman Allah'ım. Hoca Hadiye, dedim ki ben dün gece mahvoldum zaten, yemem. Dediler ki niye yemiyorsun? Hazmedemiyorum ben dedim yediğim yemekleri. Dediler yemekten sonra bir tas nar yiyeceksin. Narı tanelerini tabağa koyacaksın, kaşıkla onu yiyeceksin. Hiçbir şey kalmaz, hepsini eritir dediler. İnanın sodadan da tesirli oluyor. Deniyorum, yemekten sonra bir yarım nar bile yeseniz kaşıkla rahatlatıyor mideyi, çok alıyor. Şimdi üzüm, Peygamber Efendimiz'in en çok sevdiği üzüm suyuydu, şıraydı. Şırayı çok severdi, üzüm suyunu. Alimler talebelerine sürekli üzüm yemelerini tavsiye ederler. Neden? Hafızayı güçlendirir. Üzüm kan yapar, besleyicidir, hafızayı güçlendirir. Tabii şeker olanlar yine dikkat edecek. Gelelim süte, aman Allah'ım. Peygamberler sadece Allah onlara ilim için bir nimet. Hani biz her gün diyor ya Rabbi nimetlerini artır. Peygamberler sadece ya Rabbi ilmimizi artır derler. İlmimizi artır Allah'ım. Fakat Resul Efendimiz ilmi artır, bir de sütü artır diye dua etmiştir. Süt içtikten sonra Allahümme barik bih ve zidna minhu. Ya Rabbi bunu bize mübarek kıl ve bize artır. Çünkü ilk gıda sütümüz bizim. Gıdamız süttür. Süt çocukların en önemli gıdasıdır. Anne babanın vazifesi de 2 yaşına kadar çocuğun emzirilmesidir. Çocuk gelişmesi için mutlaka anne sütüne ihtiyaç var ki Allah-u Teala ne güzel ayarlamış. İçine ilaçlarını da koymuş, antiseptik efendim, birçok hastalığı önleyici anne sütünde ilaç vardır. O emzirdiği zaman sütün ne faydası var? Sütün çok faydası var. Ama özellikle Peygamberimiz sütte deve sütü, büyük hayvan sütünü öneriyor. Ette ise koyun eti, keçi etini öneriyor. Koyun etini öneriyor. Ette koyunun ön ayaklarını, uyluklarını öneriyor. Sütte ise büyükbaş hayvanı sütü daha iyi deniyor. Soğan ve sarımsak var. Soğan ve sarımsak şifalıdır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yememiştir. Çünkü bana vahiy geliyor ama siz yiyin demiş. Ashab-ı kiram da çok rağbet etmiş. Kur'an'da da geçiyor. İsrailoğulları Hazreti Musa'dan suum istediler, basal istediler. Mantar, mantar da göze şifalı olduğu hadislerde geçiyor. Sahih hadislerde kem'e diye geçiyor. El kem'a ve ma'uha şifa'un lil ayni. Göze şifadır diyor. Şurada çörek otu var. Çörek otuyla sonra devam edeceğim inşallah. Ayvanın faydalarını hadisten anlatacağım. Kalbe ne kadar faydası var onu anlatacağım. El habbetü sevda. Siyah tohum. Yani çörek otu. Şifa'un min külli da'in illa sam. Ölümden başka her şeye şifadır diyor. Ölümden başka her şeye şifadır diyor çörek otu. Hakikaten Allah-u Teala o ufacık siyah habbenin içerisine neler koymuş neler. Efendim bal geldi. Bal şerbetinden bahsedeceğim. Burada yağ var, yumurta var, mercimek var, zeytinyağı var. Daha bahsedeceğim Peygamberimizin ilaç olarak kullandığı, tavsiye ettiği yiyecekler var. Bir ilahi alalım. Sonra veteremiz var. Devam edeceğiz. Güzel aşık cevremizi çekemezsin
demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Resulü aleyhissalatü vesselam bal şerbetini nasıl yapardı? Biraz sonra burada göstereceğim inşallah nasıl içerdi. Ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin hayatını şimdi hep beraber izleyelim. Devam ediyoruz. Konstantiniyye, Yezid bin Muaviye'nin ordusuyla buraya gelmişti. Konstantiniyye'nin surlarının yakınında Femara'da Ebu Eyyub el-Ensari burada hastalandı. Burada hastalandı ve buraya defnedildi. Dedi ki eğer ben vefat edersem surlara en yakın yere kadar götürün. Buraya kadar getirildi ve buraya defnedildi. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusu İstanbul'un fethine geldiğinde Fatih Sultan'ın emriyle Akşemseddin Hazretleri Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari'nin zamanında İslam orduları Allah Resulü'nün müjdesine nail olabilmek için Letüftehannel Konstantiniyye felenimel emiru emiruha ve lenimel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul mutlaka Konstantiniyye fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne mübarek askerdir. Onu fetheden komutan ne mübarek komutandır. İşte bu fethin sırrına mazhar olabilmek için Allah Resulü'nden sonra pek çok sefer düzenlendi Konstantiniyye önlerine. Hazreti Muaviye zamanında 49 Hicri yılında Yezid bin Muaviye komutasında buraya geldi. Kendisinden bir yıl önce İstanbul kuşatmasında İslam ordusu muhasara altında kalan Bizans'ı alamayınca pek çok hastalıklar ve sıkıntılar zuhur etti. Muaviye bunun üzerine oğlu Yezid komutasında ikinci bir orduyu 49 Hicri senesinde 669 miladi senesinde İstanbul'a gönderdi. Karaköy'e geldiler. Oradan bu bulunan semtte Hazreti Eyüp el-Ensari diye bilinen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri rahatsızlandı.
ve vefat etti. Onun vefatı üzerine ve vasiyeti üzerine beni surlara en yakın yere defnedin dediğinden kendisi şu anda huzurlarında bulunduğumuz bu kabri şerifin olduğu yere defnedildi. Bizanslılar bir ara onun mezarını açıp parçalatmak istediler. Ancak İslam ordularının kendilerini tehdit etmesiyle bundan vazgeçtikleri söylenir. Ardından pek çok Bizans ordusu askerleri ve halkı da onu ziyaret etmeye, türbesini bulup ziyaret etmeye başladılar. İstanbul'un fethinden bir müddet önce buraların yağmalanması ve yakılması sebebiyle mezarlarının kaybolduğu söylenir. İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri İstanbul'u fethettiği sırada Akşemseddin Hazretleri de onun emriyle Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesini keşfetti ve burada olduğunu onlara söyledi. İslam ilimlerinde çok önemli bir yer tutan İmam-ı Buhari'nin Sahih-i Buhari'nin şerhinde onu şerh eden İbnül Hacer el-Askalani 1400'lü yıllarda vefat etmiştir. İstanbul'un fethinden 5-10 sene önce vefat etmiş olan Fethül Bari adlı eserinin içerisinde şu bilgiler yer alır. Hazreç kabilesine mensup peygamberin ashabından İstanbul'da metfun olunan Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari surlara yakın bir yerde yatmaktadır. İşte kitaplarda kesin olan İstanbul'da iki sahabenin mezarı vardır. Onlardan biri Ebu Eyyub el-Ensari, Halid bin Zeyd ve diğeri de Ebu Şeybe el-Hudri. O da Ayvan Sarayı'da surların içerisindedir. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari 150'ye yakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den hadis rivayet etmiştir. Hadis rivayeti karşısında çok titiz davranır ve yanlışı olanların yanlışlarını düzeltirdi. Bir hadisi öğrenebilmek, doğrusunu alabilmek için Medine'den ta Kahire'ye, Mısır'a Ukbe bin Amir'in yanına kadar gitmiş, Ukbe bin Amir'den hadisin doğrusunu öğrenmiş. Ukbe'nin akşam namazını geç kıldırdığını görünce de onu ikaz etmiş, akşam namazını Allah Resulü erken kıldırırdı, namazları vaktinde kıldırın diye de o günkü valileri, o günkü yöneticileri uyarırdı. Sünnet-i Seniyye konusunda, Resulullah'ın hayatını tatbik etme konusunda çok titiz davranan ilmi bir kişiliği ve cihadı çok önceleyen gayet mücahit bir tarafı vardı. Ve Bakara 155. ayeti kerimesinde ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayetini cihadı terk ederek, Allah yolunda mücadeleyi terk ederek dünyanızı yakmayın, dünyanızı tehlikeye atmayın diye tefsir etmiş. Bu tefsiriyle de Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Allah Resulü'nden gördüğü hayatı ve İslam'ın gerçeğini insanlara aktarmakla kendini mükellef hissediyordu. Resulullah'ın sevdiği, onun mihmandarı, ona 7 ay boyunca evinde hizmet etmiş ve sonra da bütün savaşlarda onunla birlikte bulunmuş bir güzide ashabın İstanbul'da methun olması, buralarda bulunması bizim için en büyük bir nimettir. Onlar buraların sahibidir. Biz buraların misafiriyiz. Onlar buralara bizden çok çok önce geldiler. 1000 sene önce geldiler ve buraların fethedilmesi için olanca ruhlarıyla, maneviyatıyla, güçleriyle çalıştılar ve Allah'ın fetih sebebiyle de, müjdesiyle de Allah'ın açtığı kapılarla da İslam ordusu, Fatih'in ordusu burayı fethetti ve bugün kendisini ziyaret ediyoruz. Şu mübarek saatte ruhu şad olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile cennette Ebu Eyyub el-Ensari ile birlikte, Halid bin Zeyd ile birlikte, Ashab-ı Güzin ile birlikte bizler de Havz-ı Kevser'inde toplanmayı nasip eylesin Rabbim. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. La ilahe illallahul halimul kerim. Sübhanallahi rabbil arşil azim. Es'elüke mucibati rahmetik ve azaime mağfiretik ve selamete min kulli ismin vel ganimete min kulli bir.
La teda'a lena zenben illa gaferte, ve la hemmen illa ferraçte, ve la deynen illa gadayte, ve la meridan illa şefeyte, ve la evladen illa aslahte, ve la bedenen illa afeyte, ve la haceten min havaicid dünya vel ahire, fiha leke rıdan illa gadayteha ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin, ya erhamer rahimin. Fetih aşkıyla, Allah aşkıyla, Resulullah aşkıyla kendi diyarını Medine'yi terk ederek İstanbul önlerine surların yanına gelinceye kadar mücahitlik yapmış, Allah yolunda her türlü gazaya, sefere, her türlü meşakkate katlanmış Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin huzurunda el açtık, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, peygamber aşkı olan Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari'nin ona mihmandarlık yapmış olan ve onun yolunda mücahit olarak İstanbul önlerine gelmiş olan Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari'nin aşkından, muhabbetinden, şuurundan bizlere de ihsan eyle. Bu memleketi İslamlaştırmak, Müslümanlığı, La İlahe İllallah kelime-i tevhidini insanlara ulaştırmak gayesiyle, İlahi Kelimatullah aşkıyla her türlü dünyadan feragat ederek ta buralara kadar gelmiş ve burada methun bulunan ve şu anda huzurunda bulunduğumuz Ebu Eyyub el Ensari'nin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Mekanını cennet eyle, peygambere komşu eyle, ahirette bize de komşu eyle ya Rabbi. Şefaatine nail eyle. Ey alemlerin Rabbi, sen her şeye kadirsin. İslam aydınlığı ile gökleri fetheden İslam ordusunun getirdiği meşaleyi bizlere de taşımayı lütfeyle. Neslimizi, evladımızı, ahfadımızı, geleceğimizi küfürden, tuğyandan, şeytanın yollarından uzak eyle. Ya Rabbi, amelimizi, ibadetimizi kabul eyle. Taksiratımızı affeyle. Hata ve kusurlarımızı affeyle. Bizler arasında birlik, beraberlik da hizmet eden güvenlik güçlerimize, askerimize, ordumuza, polisimize, insanımıza güç, kuvvet ihsan eyle. Her türlü hile ve tuzaklardan, kaza beladan onları da bizleri de muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, şu mübarek saatte el açtık, senden istiyoruz. Gönüllerimizden geçen muradımızı ihsan eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eyle. Her türlü kaza, bela, afetlerden, her türlü felaketlerden, sellerden, depremlerden, yangınlardan, düşman istilasından yurdumuzu, milletimizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, garibanın sığınağı olan Anadolu'muzu, her mazlumun yanında olan Türk milletini, milletimizi daima güçlü ve kuvvetli eyle. Ya Rabbi, bölmek isteyen, ayırmak isteyen, fitne çıkarmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ramazan'ın feyzini, bereketini hissettiğimiz şu günlerde Kadir gecelerine, bayramlara ermeyi nasip eyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkından, muhabbetinden bize de ihsan eyle. Ya Rabbi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını, o güzel hayatını evimizde, ailemizde, hayatımızda yaşayabilmeye bize güç kuvvet vererek ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, huylarımızı güzelleştir. Amelimizi salih saliha eyle. İbadetimizi, duamızı makbul, müstecab eyle. Allah'ım, rızkımızı bol ve helal eyle. Evladımızı hayırlı eyle. Ömrümüzü bereketli eyle. Ya Rabbi, taşıyamayacağımız yükleri bize yükleme Allah'ım. Eğer biz hata eder, yanılırsak bizi affeyle, yargılama ya Rabbi. Ya Rabbi, nusretinle bizi teyit eyle. Kafirlere, zalimlere, fasıklara, din düşmanlarına karşı İslam ordularını daima muzaffer ve payidar eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kafiye-i ehli imanın ervahı için. Burada bu duaya amin diyen kardeşlerimizin, bizlerin, ahirete göçmüş olan tüm geçmişlerimizin ruhları için. Bu civarda methun bulunan mümin, müminatın ruhları için. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin ruhları için. Ve Eyüp civarında, bu civarda ne kadar mücahit,
muvahhid, ehli ilim, ehli iman varsa cümlesinin ruhları için, bu caminin banisi, bu türbenin banilerinin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Evet, yeniden birlikteyiz. Gerçekten Müslümanın Şifa Rehberi bu kitapta da 874 referans vermişim kaynakçada. Hem Peygamberimizin kullandığı bitkiler hem de faydaları ve bugünkü tıpta da karşılıkları, koruyucu hekimlikte karşılıkları, onlar da yer alıyor. Mesela dereotu. Dereotuyla ilgili Peygamber Efendimizin Sinameki ile ilgili çok faydalı hadisleri var, faydalı olduğuna dair. Sizlere Sinameki ve Sennut tavsiye ederim. Zira bunlar ölümden başka her derde devadır diyor. İşte dereotu da göz iltihabına, gözdeki şişliklere faydası var. Annelerdeki hamilelik döneminde sancılara, sütün artırılmasına, sindirimi kolaylaştırmasına faydalar var diyor. Yine ayva ile ilgili bir şeyden bahsetmek istemiştim. Ayva, Sa'd bin Ebi Vakkas veda haccında rahatsızlanır. Kalbinden şikayet eder. Ve Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona ayva yemesini tavsiye eder. Ve doktor çağırır. Taif tarafından tıp eğitimi almış Haris bin Kelide isimli bir doktoru çağırır, muayene ettirir ve o doktoru Medine'de doktor olarak alıkoyar. Ona tedavi sürecince para, maaş verirler. Hazreti Ömer hançerlendiğinde o doktor Hazreti Ömer'in bağırsaklarını deker, yarasını tedavi eder. O zamanın tıbbıyla, düşünün yani. Evet, bu kitapta çok faydalı bilgiler var. Bugün inşallah bir kardeşimize de tavsiye edeceğim. Yumurta ile ilgili bakın ne demiş. Bir adam geldi Peygamber Efendimiz'e, çocuk olmadığından şikayet etti. Çocuğum olmuyor dedi. Allah Resulü ona dedi ki yumurtayı, burada yumurta. Ya Resulallah, ne yumurtası yiyeyim? Cevaba bakın. Herhangi bir yumurtayı, karınca yumurtası bile olsa ye. Yani artık yumurtaların hepsi faydalıdır anlamında böyle bir çocuğu olmayanlara tavsiyesi oldu. Tiridi severdi, tereyağını severdi Peygamber Efendimiz, sütü severdi. Zemzem zaten şifalıydı. Zemzemi devamlı yanında bulundururdu Allah Resulü. Acve hurmasını severdi. Kavun ve karpuzu yerdi hurmayla beraber. Kavun karpuz yerdi. Çemen ve cummar, bunlardan yerdi Peygamber de. Ve bütün dünyada elma çok meşhurdur. Hatta İngiliz atasözü vardır. Karnında elma olan ölmez diye. İmam Gazali'de de vardır. Elma yiyip de ölene şaşarım der. Elma o kadar faydalıdır. Her gün bir elma yemeyi tavsiye ederler. Türk dünyasında da elma çok şey. Hurma da çok faydalı. Az önce bahsettik. İncir Kur'an'da geçiyor. Zeytin Kur'an'da geçiyor. Mide ağrıları varsa zeytin ve zeytinyağı çok önemli. Ben zeytinin ve hurmanın çekirdeğiyle yutulmasını da kendim yıllarca tecrübe ettim. Yani şimdi zeytini bak, bismillah. Çekirdeğini yuttum. Hemen eriyor. Hiç sıkıntı yok. Zeytin çekirdeği eriyor ve midenin o çeperlerini, duvarlarını güçlendiriyor. Oradaki yaraların tedavisinde zeytin çekirdeği. Bala geleceğim. Bal yarayı iyileştirir. Hangi yara olursa olsun. Elinizin üstündeki yara, dilinizdeki yara, damağınızdaki yara, dudağınızdaki yara. Bir kaşık bal alın. O bal biraz dursun ağzınızda. Hemen oradaki yara iyileşir. İşte çay içmişsinizdir, sıcaktır, çorba içmişsinizdir, yakmıştır. Bir kaşık bal alın. Bir çay kaşığı. Bal faydalıdır. Şimdi bal şerbeti yapacağım. Peygamberimiz nasıl yapmış, ama bu arada Peygamberimizin Hacamat
tedavisinden de bahsetmek istiyorum. Şifa üç şeydedir buyurmuş. Şifa üç şeydedir. Bir, bal şerbetinde. İki, hacamatta, kan vermede. Üç, dağlamada. Yani bugünkü bir anlamda ışın tedavisinde, lazerde. Dağlamada diye şifayı da söylemiş Peygamberimiz. Güvenlik amirimiz Hacı abi sağ olsun göndermiş. Berberimiz Mustafa da dün konuşmuştuk bal getirsin diye. O da böyle her baldan da yememek lazım. Maalesef piyasada her türlü bal var. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bal yemekten çok her gece bal şerbet içerdi. Mümkün mertebe bal şerbet içerdi. Hatta Kur'an'da iki yerde şifa geçer. Birisi Kur'an'da şifa vardır. Ayette Estağfirullah ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Birisi Kur'an'da şifa vardır. Bu kadar suya bu kadar bal az gelir. Normal olarak suya daldırmadan ıslak kaşığı bala sokmamak lazım. Çünkü balın özelliği kaybolur. Hemen şöyle bir daha alayım. Bal tutan parmağını yalar. Hakkınızı helal edin. Şifa olsun inşallah. Bal şerbeti enerjidir. Dinginleştirir. Yaraları iyileştirir. Güç verir. Kan verir. Efendim gerçekten insanın antioksidandır. Zehirleri atar. Hacamat ve bal şerbeti vücuttaki zehirleri atar. Kan verdiğiniz zaman vücuttaki zehirleri atmış, yeni taze kan efendim kazanmış olursunuz. 2 ya da 3 kaşık şeker kaşığı, tatlı kaşığı daha doğrusu yeterlidir. Ilık bal şerbeti, sıcak bal şerbeti içerseniz kabızlığı çözer. Soğuk bal şerbeti, soğuk suyla bal şerbeti içerseniz ishali önler. Müsil ilacı olur. Yani ishalseniz soğuk bal şerbeti için, kabızsanız ılık bal şerbeti için. Normal olarak da her zaman normal olarak bal şerbeti içilir. Balı da bir kontrol edeyim bakayım. Bismillah. Hakiki Sivas mı? Sağ olsun, teşekkür ederiz Hacı Bey'e. Güzel, içinde çiçeklerin şey rayası da var, aroması güzel, tadı güzel. Zeytin ve incirden bahsettim. Zeytinyağı da Resulullah Efendimiz cildi için kullanırdı. Orası sıcak bölge biliyorsunuz Arabistan'da. Sıcakta saçlarını zeytinyağıyla yağlar, vücudunu yağlar, sonra yıkanırdı. Zeytinyağı deriyi de besler. Deriyi besleyen en güzel şeydir. Bu semizotu ve diğer otlarla ilgili zaten yeşillik bulundurursanız melekler gelir derdi sofraya. Semizotu da çok faydalı. Kına da yara tedavisinde kullanılır. Eli yakılan kınalar yaraları iyileştirir aynı zamanda. Güzel kokuyu hiç vazgeçmezdi. Güzel kokuya çok dikkat ederdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak şifalar nasip eylesin. Bu kitabı bugün inşallah soracağım soruyu biraz sonra bilen kardeşimize hediye edeceğim. Şifalar rehberini. Telefon bekliyor, onu alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar efendim. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı sahurlar size de. Dinliyorum. Hocam size bir sorum olacaktı. Evet. Dedem oruçluyken bizim iftarımız vardı. Hı hı. İftarımızda bizim tavuklarımız var, civcivlerimiz var, tavuğun yavruları. Tamam. Onlara yem dökmüş. Büyük tavuk da yemi yerken değnek fırlatmış. Tavuk bayılmış. Biz de ölmeden onu kestik. Dedem günaha girdi mi? Yani bir anlık sinirle yaptı ama çok pişman oldu. Deden günaha mı girdi, sevaba mı girdi? Tavuğu siz yediniz tabii şimdi. Evet, biraz öyle oldu. Yoksa tavuk kesilmeyecekti. Evet. Yani ta kaç sene önce bir amca aradı Trabzon'da. Trabzon'da herhalde. Dedi ki hocam dedi biz evlendik. O aklıma geldi. O kız aklıma geldi sevgili kardeşim Aslı Hanım. Bartın'dan mı arıyorsun? Evet, Bartın'dan arıyorum hocam. Gerçek memleketim Trabzon. Tamam, denk gelmiş şimdi. Evet. Şimdi dedi ki hocam
evlendik. Kümeste tavuklar var, horozlar var, genciz. Hanımla beraber tavuk yemekte canımız çekiyor. Ama evde kestirmiyor babam. Çok cimri, eli sıkı. Ne yapalım, ne edelim? Birkaç ay sonra karar verdik. Dedim ki hanıma, sen git geceleyin tavuklardan birini getir. Ben de keseyim. Gece millet uyurken güzelce yolalım, pişirelim. Sabaha kadar yiyelim. Gitti diyor hanım, tavuğu getirdi. Yoldu. Ben kestim, o yoldu. Sonra diyor güzelce kaynattık, pişirdik. Sabaha kadar yedik diyor. Sonra uyuduk. Öğleye doğru hanım tekrar kalktı, gitti kümese. Koşarak nefes nefese eve geldi. Gördün mü, gördün mü? Ne oldu? Gece yediğimiz tavuk kümeste duruyor. Yaşıyor. Ya nasıl olur, biz yedik tavuğu. Allah'ım ya Rabbim. Hocam hakikaten gittim, tavuk duruyor diyor. Biz onu yedik. Bu nasıl oldu hocam diyor. Ne zaman oldu dedim? 50 sene önce. Ya dedim amca, 50 sene önce yediğin tavuğu bana mı soruyorsun? Bana ne faydası var şimdi bunu? Yani tabii o başka bir şeyden böyle işkillenmiş. İşte cinler mi getirdi, periler mi getirdi tavuğu oraya geri koydu. Herhalde yanlış tavuk kesti. Komşunun tavuğunu mu kesti? Başka bir şey mi yedi? Neyse. Şimdi deden bastonu attı. Evet, tavuk bayıldı. Kesmek zorunda kaldı ölmeden. Ölmeden kestiniz, kurtardınız. Ona ölseydi ne denecekti? Murdar. Murdar denecekti. Peki bir soru daha soruyorum. Murdar'ın evet. Zıttı nedir? Murdar olmayana ne denir? Mısmıl onu denir. Onu bilmiyorum hocam. Mısmılı. Murdar herkes bilir de mısmılı bilmezler. Bu mısmıl mı, murdar mı derler? Yani bu ölmeden önce mi kesildi? Öldükten sonra kesilirse yenmez. Yani yok, sizin tavuğunuz murdar olmadı, mısmıl oldu. Bizim Sivas'ın tabiriyle. Sivaslar öyle hocam. Derler. Bir tane selam söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Dedem Arif Gürses'e çok çok selam söylüyorum. Bir daha öyle bir şey yapmasın. Peki biz de selam söylüyoruz. Tavuğu hayır, bayıtmasın. Hocam. Afiyet olsun kardeşim. Olur, kazara olmuş. Helaldir, yemişsiniz. Afiyet olsun. Başka soru yok herhalde. Diğer bir telefon alalım. Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Aleykümselam hocam, merhabalar. Fatma Hanım İzmir'den, buyurun. Hocam, benim bir akrabam devran tatilinde cüz dağıtıyordu. Ben de aldım. Her hafta cuma günü bir cüz, yani bana verilen cüzü okuyorum. Tamam. Hani ben de her hafta hatim etmiş oluyor muyum yani? Onun hatim duası yapılıyor dediler. O hatimi siz topluca bir hatim yapmış oluyorsunuz. Her hafta aynı cüzü okuduğunuz zaman hatim olmaz. Cüzleri değiştirirseniz, mesela birden başladınız, bir dahaki hatimde ikiyi okursunuz, bir dahaki hatimde üçü okursunuz, siz de bittiğinde, 30 devir olduğunda siz de bir hatim yapmış olursunuz. Yoksa her seferinde bir hatim olur. 30 kişinin hatimi olmaz, 30 kişinin okuduğu bir hatim olur. Anladım. Yani bize her hafta aynı cüzü okuyacaksınız dediler. Ben de diğer hani Kur'an'daki diğer cüzlerin hiçbir sayfasını, kelimesini okumadığım için hani ben tabii, bu aklımda kaldı. Bu hatim olmaz. Bu sadece ortaya bir hatim okunur. 30 kişinin okuduğu hatim. 30'da birine siz de sevaba nail olursunuz inşallah. Anladım hocam. Bir sorum daha olacaktı. Evet. Benim bir arkadaşım var. Bebeği 2 aylıkken bir ameliyat geçirdi. Eşi demiş ki hani ameliyattan çıktıktan sonra bir adak adamış ki işte kan akıtacağım diye. Ama bunu yerine getirmemiş. Çocuk şimdi 1,5 yaşına geldi. Evet. Dün mide kanaması şüphesiyle acil bir hastaneye kaldırıldı. Şimdi yoğun bakımda yatıyor. Allah şifa versin. Amin inşallah cümlemize. O kurbanı kesecek. Yani adayıp yerine getirmediği için. Olabilir. Hani... Olur, imtihan bitmez ki. Sen Allah'a verdiğin sözü unuttun. İyileşince imkanı varsa kesecek. Fakirse zaten öyle bir sorumluluğu olmaz inşallah. Sağlık, afiyet diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çocuğa da şifalar versin Rabbimiz. İzmir'den orkestradaki arkadaşlara çok selam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olun. Evet, bir telefon daha alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı geceler. Hayırlı sahurlar. Buyurun hocam. Buyurun efendim.
Ya size bir sorum olacak da, bir soru diye yazdırdım ama şu anda 3 tane sorum var. Eğer kimsenin hakkına girmezsem. Çabuk çabuk hemen. Mustafa Hocam, şimdi sabah namazını kıldıktan sonra ben günlük kaza kılıyorum güneş doğasıya kadar. Tamam. Kimisi diyor ki sabah namazından sonra sadece sabah namazının farzı kılınır. Yani kazası kılınır, başka namaz kılamazsınız diye. Bunu ben internetten, Diyanet'ten falan da araştırdım. Kılınır da diyor, güneş doğasıya kadar diyor, bir günlük kaza namazı kılınır diyor. Kılabilirsen iki günlük de kılınır diyor. Onu öğrendim. Doğru. Esas olan sabah namazından sonra işrak vaktine kadar, güneş yükselinceye kadar hiçbir namaz kılmamaktır. Kaza da olsa. Orası namaz yeri değildir. Yani sabah namazını kıldınız, arkasında bir namaz yok. Arkasında bir namaz olsaydı sünneti Peygamber Efendimiz mesela kılmamış. Sünneti kılamazsan farzdan önce, sünneti farzdan sonra kılmıyoruz. O kadar sevap olduğu halde. Niye? Orada bir namaz yok çünkü. Ama başka namazların peşinde, başkası diyelim ki öğle namazının farzından sonra kılamadığımız sünneti kılıyoruz. Sabahleyin Peygamberimiz kılmamış. Sünneti de kılmamış, kaçırdıysa. Ya da beraber kılmış, önce sünneti sonra farz. Orası kaza yeri değil. Birincisi bu. Tamam. Ama kılınsa olur mu? Kılınsa mekruh olur. Peygamberin sünnetine aykırı bir şekilde kaza kılmış oluruz. Bir de kılarız, beş de kılarız, sabahı da kılarız, öğleyi de kılarız. Hiçbir sakıncası olmaz kılarsak. Ama kaza yeri değil. Ben de tavsiye etmiyorum. Kaza namazlarını başka zaman kaza edin. Sabah namazı kılmadan önce kaza edin. Sabah namazdan sonra, farzdan sonra hemen bir kazaya kalkmayın. Birincisi bu. İki. İkincisi de şimdi diyorlar ki mesela girdiğiniz bir yerde erkek varsa mesela selam veriyor. Selamünaleyküm diyoruz. O selam olmuyor diyorlar. Mesela bir alışveriş yapıyorsun, markete giriyorsun ya da mağazaya giriyorsun. Pat diye affedersiniz öpüş gibi de alsan da olmuyor. Merhaba desen de bize uymuyor. Bir dakika. Dur şimdi. Tabii hep dedikodulardan bahsediyorsunuz. Doğruyuz. Tabii burada söylemek durumundayız. Şimdi girdin, bir kalem alacaksın değil mi? Tamam. Bir erkek var. Sen de hanımsın. Evet. Ben bir kalem almak istiyorum. Dedin. Tamam. Konuştun. Peki selam bundan daha mı abes ki selamun aleyküm demiyorsun da kalem almak istiyorum diyorsun? Selamın ne suçu var? Ya işte girişte ben selam vermeden yapamıyorum. Yapamıyorum değil, zaten vereceksin bacım. Selam verilir. Kadınlar erkeklere bir mağazaya girdiğinde erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere selam verir. Allah Resulü selam vermiştir. Sadece iki genç, birbirini tanımayan iki genç sokakta karşılaşınca bir erkek bir kadına selam vermez. Orada yanlış anlaşılır ama siz bir mağazada alışveriş yaparken önce selam, Allah'ın selamı, ondan daha güzel bir kelam olur mu? O yanlış. Geç onları. Selamını ver, selamını al. Tamam. Onu diyorlar, bunu diyorlar. Herkesin dediğini bana sorarsanız yandık. Buyurun. Diğeri. Şimdi üçüncü sorum. Şimdi biz mutfakta bir anne olarak ya da mesela bir yere gidiyoruz. Tencere başında ya da kazan başında ya da şeyde aile etrafına kepçeyle ya da yemekle falan yemek koyuyoruz. Tamam. Ya da bir şey bölüştürülecek oluyor. Tamam. Bunu ister istemez eşit bir şekilde bölüştüremiyoruz. Küçük oluyor, büyük oluyor. Yani ev halkının ya da yemek dağıttığın insanların hakkına geçiyor musunuz? Bazen diyorum ki ya ben yemekleri koydum ama az olmuş olabilir, çok olmuş olabilir. Hakkınızı helal edin diyorum. Ya bunda her zaman helallik alınmıyor da. Yani bunda bir günaha da giriyoruz mu? Kul hakkına size giriyoruz. Evde aç kalıp da bana az verdin diyen olursa tabii kul hakkına girersin. Ama böyle bir şey olmuyorsa senin her seferinde sormanın bir anlamı yok ki zaten. O kendini yokuşa sürüyorsun. Bu titizlik değil, vesveseye dönüşür artık. Ve hayatı sen kendin çekilemez hale getirirsin. Ya böyle bir şey yok, usul yok. Evin içinde ailenle konuşuyorsun değil mi? Ya tabii. Ailede. Ya aile de oluyor. Mesela bir düğün oluyor ya da bir tamam. Düğün oluyor ya da bir mevlüt oluyor. Sana diyorlar ki ya sen pis ver. Mesela kesiyorsun, küçük oluyor, büyük oluyor. Olabilir. Yani o normaldir. İsteyen olursa ilave edersin. Sen orada görevli misin? Çalışan birisi misin? Gönüllü müsün? Gönüllü de geçiyorum. Gönüllü olabilir, hiçbir sakıncası yok. Pek girmek istemiyorum öyle şeyleri. Aç kalan olursa, gerçekten çok az verdiysen, diğerlerine fazla verdin, aç kaldı, yemek yetmiyordu da. Ama yemek kazanda yarısı duruyor.
Buraya da birine az gelmiş, birine çok gelmiş. İstesin ya da kalksın, kendi alsın. Yani burada bunu sıkıntı yapma. Allah'a emanet ol Aynur Hanım. Allah sağlık, razı afiyet diliyorum. Sağ olun. Nice inşallah sahurlar nasip etsin Allah-u Teala. Evet, Kur'an-ı Kerim'de geçen şifalı bitkiler var. Bunlar içerisinde nar da var dedim. Nar ismi Kur'an'da nasıl geçiyor? Narın ismi nedir? Arapçası Kur'an'da nasıl geçiyor? Onu da yazarsanız inşallah şifa kitabını bugün bir kardeşimize onlardan çekeceğiz. Çıkana göndereceğiz. Ebu Zer el-Gıfari. Gıfar kabilesinden. Gıfar kabilesi Resulullah zamanında gasp eden, bedevi, çalan, çırpan, vuran, kıran bir kabileymiş. Ama onların içinde bir genç var ki bu genç putlara tapmıyor. Berir ya da Büreyr isminde. Cündep bin Cünade, Ebu Zer el-Gıfari. Ve duyuyor ki putlara tapmayan bir peygamber gelmiş. Bırakıyor kabilesini ve Mekke'ye geliyor. İlk Müslümanlardan oluyor. Kabe'ye gidiyor, ben Müslüman oldum diye bağırıyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Müşrikler bunu dövüyorlar. Kendini Zemzem kuyusuna atıyor. Zemzem kuyusunda bir ay saklanıyor. Ve bir ay boyunca yemek yok, yiyecek yok, sadece zemzem içiyor. Bir ay boyunca zemzem içtim, kilo aldım diyor. Ebu Zer el-Gıfari. Ve Resulullah'ın dizi dibinden hiç ayrılmıyor. Hendek ya da Uhud'dan sonra Medine'ye hicret ediyor. Kabilesinden geliyor. Allah Resulü öyle seviyor ki bu genci. Çünkü o ilk yıllarda kabilesinin yarısını Müslüman ediyor. Onun vesilesi vasıtasıyla Gıfar kabilesi Müslüman oluyor. Ebu Zer el-Gıfari Suffe ashabından mescitte yatıp kalkıyor. Hep Resulullah'ın yanında. Ve bir gün Allah Resulü'nden, ya Resulallah bana da bir yöneticilik ver diyor. Bir iş ver, bir amirlik ver. Ey Ebu Zer, sen bunu yapamazsın. Çünkü sen çok sert konuşuyorsun. Çok sertsin, çok dobrasın. Sen görev alma diyor. Ve hayatı boyunca Ebu Zer el-Gıfari Resulullah'ın bu tavsiyesine uyarak peygamberden sonra da hiçbir görevi kabul etmiyor. Ama Müslümanların dünyaya dalmaları, paraya dalmaları, para biriktirmelerine sürekli karşı çıkıyor. Tevbe 34-35'i okuyarak, biriktirdiğiniz paralar, altınlar, gümüşler cehennemde kızgın demir olarak yüzlerinizde dağlanacak. Allah vücudunuz onlarla, bu sizin biriktirdiğiniz kenzdir, bu sizin biriktirdiğiniz paradır diye yüzleriniz dağlanacak diye para biriktirenlere hep karşı çıkıyor. Fakirin, fukaranın dayanağı, piri oluyor Ebu Zer el-Gıfari. Şam yönetimine karşı çıkıyor, Muaviye'ye karşı çıkıyor. Hazreti Osman onu Rebeze'ye çağırıyor ve oradan çıkmamasını tembih ediyor. Kendisini Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Ali Rebeze'ye kadar uğurluyorlar. Ebu Zer el-Gıfari hayatını cihada adıyor. Şam'a geliyor, Kıbrıs'a geliyor, Anadolu'ya geliyor ve cihad ediyor, ederek hayatını geçiriyor. Ve hayatında daha çok hep ibadet ve zahitlikle uğraşıyor. Resulullah ona Müslümanların Mesih'i demiştir. İsa'sı demiştir. Bir zühd ve takva hayatı yaşamıştır. Dünyaya hiç meyletmemiştir Ebu Zer el-Gıfari. Ama doğru sözlü olduğu için de insanların arasında bulunmasına yöneticiler çok da razı olmamıştır. Ve onu Rebeze'ye bir anlamda hapsetmişler ve orada hayatını sürdürmesini beklemişler. Ebu Zer 32 tarihinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yaklaşık 22 sene sonra vefat ediyor Rebeze'de. Medine'de
Rebeze yakınlarında vefat ediyor. Kabri oradadır ancak Ayvansaray'da da Ebu Zer el-Gıfari makamı vardır. Ebu Zer el-Gıfari'nin büyük ihtimalle fetihlere geldiği ve burada bir makamı olduğundan da kitaplar bahsediyorlar. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Allah onun imanından, onun ilminden istifade etmeyi bizlere de nasip eylesin. Çok hadis rivayet var. Buhari'de ve Müslim'de de hadisleri geçiyor. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. İşte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın biz sünnetlerini bu zatlardan öğreniyoruz. Allah Resulü'nü hadisler şöyle anlatıyor. Zaruret olmadıkça Peygamber Efendimiz bir yere yaslanarak ve yatarak yiyip içmezdi. Zaruret olmadıkça bir yere yaslanarak ve yatarak yiyip içmezdi. Bazen şöyle yapıyoruz ya. Böyle. Çayımı getir. Erkekler eve gelince ne isterler? Ne sorarlar? Yemek yaptın mı? Yemeği yedikten sonra ne isterler? Çay demledin mi? Çayı gelince ne olur? Televizyonun karşısına geçer. Uzanır değil mi? Peygamberimiz böyle yiyip içmezdi. Yemeğe hürmeten oturmak lazım. Yemeğe karşı ve vücuda karşı da zararı olur. Yatarak yiyip içmek doğru değildir. Birçok belaya da sebep olabilir. Zaruret olmak. Ayakta su içilir mi? Ayakta su içilir mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam suyu 3 yudumda için diyor. Doğru. Besmele çekin. Bismillah. Ve 3 yudumda için. Peki ayakta su içmiş midir? Peygamberimiz Zemzem'i ayakta içmiştir. Kabe'ye karşı. Hazreti Ali keremallahu vecce diyor ki ben peygamberi ayakta su içerken de gördüm. Onun için ayakta da içiyorum. Oturarak da içiyorum. Biz hep küçüklüğümüzde ayakta su içilmez diye öğrendik. Değil mi? Günah derlerdi. Ayakta su içilmez. Fakat 1980'li yıllarda İstanbul'da ben fakülte öğrencisiyim. Çok büyük bir alim geldi dediler. Abdülfettah Ebu Gutte Hoca. Aslen Suriyeli. Arabistan'da dersler veriyor. Mısır'da okumuş. Hocaları Mısırlı. Dünyada hadis alimleri arasında bir numara. 1980'li yıllarda hadis alimleri arasında bir numara. Hadis ve sünneti en iyi bilen, yüzlerce kitap yazmış bir zat. Tanıştık. Gündüz bize ders yaptı. Akşam da bir düğünde geldi, benden su istedi. Ben de kendisine bir bardak suyu doldurdum. Getirdim, verdim. 500 kişi var düğünde. Herkesin içinde hoca ayakta, bismillah, suyu içti. Ayakta içti. Zaten 2 metre boyu var nerede. Beyaz cellabiye giymiş. Hadis hocası, alimlerin hocası, hocaların hocası bir hoca. Ayakta su içti. Aman Allah'ım, ben yıkıldım. Bu hoca alim dedikleri ayakta su içiyor diye bardağını bile almadan gittim. Adamın bardağını almadım. Bardak elinde kaldı. Dedim ki oradaki hocalara, alim dediğiniz hoca ayakta su içiyor. Dediler ki Mustafa'cığım bir bildiği vardır bu adam. Hadis alimi. Hadis alimi ayakta su içiyor. Sonra ben anladım ki hoca bize bir şey anlatıyor. Ayakta da su içilebilirmiş. Siz bunu çok ütüyorsunuz. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ayakta içtiğini İmam-ı Nevevi Riyazu Salihin hadis kitabında diyor ki ayakta su içmek caizdir. Oturarak içmek de eftaldir, faziletlidir. Faziletli olan oturarak içmektir ama ayakta da içilir su. Zaruret varsa az önce bal şerbetinde ben ayakta içtim. Kesinlikle içilemez diye bir şey yok. Bak sol elle içmeyin diyor. Ama ayakta içmeyin diye hadisler var. Ayakta içtiğine dair hadisler de var. Bize bir şey öğretmiş oldu. Ama biz Türkler biraz daha bu işi fazla abartıyoruz. Ayakta içmiyoruz. Oturarak içiyoruz, çömeliyoruz.
suyu, ondan sonra kafamız kapalı olacak diyoruz. Takke de yoksa elimizi başımızın üstüne koyuyoruz. Bu da biraz abartı oluyor. Başkalarına ters geliyor. O hocadan bunu da öğrenmiş olduk. Demek ki ayakta su içilebilir ancak faziletli olan oturarak içmektir. Yerken de yürümemek lazım. Yürüyerek yiyip içen, bak ayakta içmek doğru ama yürüyerek yiyip içen kınanmıştır. Hatta şahitliğini kabul etmeyenler vardır. Yürüyerek, sokakta, milletin içinde dondurmayı yalayarak gidiyor. Olmaz. Bunlar da edebe aykırıdır. Olayları teberrük ve tefeül, bereket ve hayırla yorumlamayı severdi. Sehil geldi, işimiz kolay olacak. İşte karşımıza şu çıktı, güzel olacak. Ama uğursuzluğu hiç söylemezdi. Uğursuzluk yoktur derdi. Uğursuzluk yoktur. Öyle kuşlar uçtu, baykuş öttü, zafer geldi, bunlar yoktur derdi. Ama şu geldi, güzel olacak. Bugün böyle oldu, işler güzel olacak diye teberrük ve tefeül ederdi. Kabir ve mezarlara karşı namaz kılmayı yasaklardı. Kabre karşı namaz olmaz. Mezara karşı namaz olmaz. Vefatına yakında ashabını uyardığı en önemli konu şirk tehlikesiydi. Allah bu ibadet hanelerine resim asıp da daha sonra onlara tapınanlara lanet etsin derdi. Peygamberlerinin ve azizlerinin resimlerini önce ibadethaneye astılar, sonra da onlara tapındılar. Sakın ha benim kabrimi mescit haline getirmeyin, mezarıma karşı namaz kılmayın. Mezarına karşı namaz kılınmaz. Bir başka mezara karşı namaz kılınmaz. Ölüden medet beklenmez. Kabre karşı namaz olmaz. Allah korusun. Sürekli şirke karşı peygamberimiz uyarmıştır. Allah bu sünneti seniyeleri yaşamayı nasip eylesin. İnşallah Allah'ın yolunda gidebilmek herkese nasip olsun. Evet, sahurun ve seherin bereketindeyiz. Telefon varsa telefonla hazırmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı geceler efendim. Osman Bey, Adana'ya selam olsun. Aleyküm selam hocam. Buyurun. Hocam size bir sorum vardı. Dinliyorum efendim. Hocam benim kızımın kocası vefat etti. Kızımın 7 yaşında bir kızı var. Torunum var. Benim Nisa suresinin 6. ayetinde olduğu gibi bu yetimin malını dokunmuyorum. Yalnız bu yetimin 30 bin lira kadar birikmiş parası var. Bunun zekatı düşer mi hocam? Çocuğun mu? Evet. 30 bin liraya zaten zekat düşmüyor ki abi. Yani şu anda en az 120 bin civarında olması lazım. Ya da 100 bin civarında. Ne kadar oldu altın? 80 gram altının bedeli olacak. Bedelini geçecek. Ve o bir yıl senin yanında ya da çocuğun parası olarak birikmiş olacak. İnşallah bereketlenir. Daha sonra zekatını verirsin. O hocam, bir paranın, malın. Evet. Eşimin bir takıldığı bir konu var. Sabah namazının farzından sonra sabah namazının kazası kılınabilir mi diyor. Kılınabiliyor ama daha sonra güneş doğduktan sonra kaza etse daha iyi olur. Tamam. Orayı da sabah namazının farzından sonra bir namazla uğraşmasın. Tamam. Orası dua yeridir, bekleme yeridir. Evet, tamam. Allah'a emanet olun. Peki duamızla inşallah niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya. Ya Rabbi duamızı ve orucumuzu kabul eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bizler aciziz, sen kadirsin. Bizler bilemeyiz, sen bilirsin. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Allahümme es'elükel huda ve tuka vel afafe vel gına. Allah'ım senden hidayeti isteriz. Ya Rabbi senden takvayı isteriz. Ya Rabbi senden sırat-ı müstakim üzere yürümeyi isteriz. Ya Rabbi senden gınayı kanaatı isteriz. Bizi başkasına muhtaç etme Allah'ım. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten âmme. Allah'ım tüm Müslümanlara merhametinle, rahmetinle muamele eyle.
Allahümme ellif beyne kulubina, kalplerimizi birleştir Allah'ım. Ve aslih beyne zatina, ya Rabbi bizleri ıslah eyle. Ya Rabbel alemin, ya Erhamer Rahimin, nefretten, firardan, düşmanlıktan muhafaza eyle. Hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Ya Rabben naz, ezhebil be'z. İşfi, işfi, işfi. Ente şafi, ente şafi, ente şafi. La şifa'e illa şifa'uk. Şifa'en la yugadiru sakamen. Ey insanların Rabbi, bu kederi, üzüntüyü, hastalığımızı gider Allah'ım. Şifa ver Allah'ım, şifa ver Allah'ım, şifa ver Allah'ım. Sen şafisin, sen şafisin, sen şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki üzerimizde hastalıktan eser kalmasın Allah'ım. Ya Rabbi, geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Depremde ölen kardeşlerimizin makamlarını cennet eyle. Ailesine sabrı cemil ihsan eyle. Yaralarını sarmayı nasip eyle. Darda zorda olanlara bolluk bereket ihsan eyle. Ramazanın feyzinden, bereketinden ve af ve mağfiretinden bizleri hissedar eyle Allah'ım. Ebedi kurtuluş olan şu günlerde bizi de cehenneminden azat ettiğin, beratını alanlardan, kurtuluşa erenlerden, Ramazan'ın feyzine, bereketine erenlerden, Kadir gecesi duası kabul olunanlardan eyle Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. Ol deyince her şey olur. Sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse veremez. Rızkımızı bize ihsan eyle Allah'ım. Eğer rızkımız göklerdeyse ya Rab yere indir. Yerin derinliklerindeyse yakınlaştır. Ya Rabbi bize uzak ise bize kavuştur. Rızkımızı ver Allah'ım. İlmimizi ziyade eyle Allah'ım. Sağlık afiyet üzere yaşamayı nasip eyle. Vücutlarımızı, bedenimizi sağlıklı eyle. Evladımızı, ahfadımızı dini mübine hadim eyle. Gençlerimizi, çocuklarımızı her türlü tehlikelerden koru Allah'ım. Ya Rabbi hasetten, fesattan, nazardan, kem gözden bizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Memleketimizi, milletimizi her türlü felaketten koru. Bize yaşama sevinci ver, dayanma gücü ver. Ana babamı ve tüm inananları bağışla Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.